Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, ucakta. ulusal kanalın sorularını yanıtladı. Bakalım. Yıldız, Ovaköy sınır kapısının açılması, PKK ile mücadele ve Ankara-Bağdat ilişkileri hakkında özel açıklamalar yaptı. Aynen, aynen. Uzun süredir gündemde olan Ovaköy sınır kapısının açılması konusunda gelinen noktayı değerlendiren Yıldız, sınırları merkezi hükümetin kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Üst düzey görüşmelerde Bağdat'ta mutabakat sağlandı. Değişiklik yok. Tabi sahada bazı gerçeklikler var. Ovaköy'ün karşısına tekabül eden yer Fişabur. Orası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolü altında. Peşmerge var orada. Tabi Ovaköy konusu KBY'nin de hoşuna gitmiyor. Bizim istediğimiz Bağdat'ın kontrolünde olan yerden geçiş yapılsın. Bunun içinse merkezi yönetimle Bağdat arasında mutabakat sağlanması önemli. Bu yok ortada. Türkiye'nin Bağdat'la Erbil arasında Ova köyü için ara buluculuk yapıp yapmadığı sorusunu da yanıtladı Büyükelçi Yıldız. Türkiye'nin bölünme referandumu sonrası ilişkileri sınırlı tuttuğunu belirten Yıldız, ara buluculuğun söz konusu olmadığını kaydetti. Güvenlikten ekonomik kalkınmaya kadar her konuda Irak'ın ve Irak halkının yanındayız. Bağdat Büyükelçisi Yıldız, yeni Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve diğer hükümet yetkililerinin PKK'ya yaklaşımına ilişkin de konuştu. Yıldız, PKK konusunun Irak'ta hükümet kurulduktan sonra öncelikle gündem başlıklarından biri olacağını ifade etti. Mesela merkezi hükümetin kontrolünde olan Sincar Mahmur'da da var PKK. Bir takım adımlar attıklarını söylüyorlar. İşbirliği konusunda açık tutum sergiliyorlar ama eylem yok ortada. Yeni hükümette temaslarda önemli gündem başlıklarından birisi bu olacak. Basra ile Musul konsoloslarının göreve başlayıp başlamadığı ve konsolosluk binalarının inşaatında gelinen son aşama hakkında da bilgi verdi Büyükelçi. Basra'daki konsolosluk binasının tadilatının çalışmaları kentteki olaylar nedeniyle askıya alındı. Musul'da ise hala hazırda bir binamız yok. Önümüzdeki birkaç gün içinde yer tespiti için Musul'a gideceğim. Yıl sonundan önce her iki konsolosumuzun da göreve başlamasını hedefliyoruz. Büyükelçi Yıldız konsolosluk çalışmaları kapsamında Musul'a giderek incelemelerde bulundu. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, Musul yetkilileri ve halkın kendilerine eşlik ettiğini söyledi. Yıldız, Musul Başkonsolosluğumuzun yeniden faaliyete geçtiğinde Musul'daki olumlu değişimin parçası olacağına inanıyoruz dedi.